Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan atıştırmalıklarını tadacağız. Sağ olsun bunları bize Ali Süleymanov getirdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben size çok teşekkür ederim abi, beni kabul ettiğiniz için buraya. Ne demek? O zaman başlayalım hemen. Başlayalım abi. Ne bu? Katılaştırılmış süt. Evet abi. Vay, çok değişik bir oğlum, şey bu. Oğlum bu ne? Daha çok pastalarda kullanılır. Pastaların arasında da böyle sürülür daha çok. Öyle daha tatlı oluyor. Azerilere kurban olurum ya. Dur, kesin çok güzeldir bu ha. Katılaştırılmış. Muboko. Ay Hasan. 3 yaşında bebek olduğum için. Daha iyi yemiyor Oo. Oğlum. Kıvama gel. Çok yakışıyor. Tamam, tamam, oynama oğlum çocuğum. Hakan, oynama evladım. Şekerli, biraz şekerli. Evet. Onu fark ettim. Evet. Muhallebiye bir paket daha toz şeker karıştırmışsın gibi yani. Hmm. Yoğun, güçlü, şeker, sütlü. Bir tık şekeri düşürün, Türkiye'de de satılır yani. Değil mi? Çok güzel süt yapmışsınız. Yalnız bir de bu sıcak suyu biliyorsun, karıştırılıyormuş biliyor musun bu muhabbeti? Ne kadar koyuyor suyun içine? Bir kaşık mı? Göz kararı kadar. Heh. Biraz daha sanki koysan gibi yani, biraz daha yoğun olsa kıvamı gibi geldi koy bana. Hadi Ali, sütünü iç çocuğum. Hadi. Hadi Ali. Yok, ben içeceğim. Dur ya, biraz daha mı koysak? Bence yeter. Gel gel, biraz daha koyalım. Oğlum bu zaten şey oldu şu an, boza. Bence güzel. Güzel mi? Evet, o çok şekerli tat acayip yumuşuyor. Nasıl? Ya kötü değil. De yani. Yani diyorsun, beğenmedim. Ver, yani tamam. Kötü sahlep gibi düşün. Altı gole getireydim bundan ya keşke. Ben kardeşlerim size kurban olurum ya. Evet, neymiş ikincisi? Yer fıstıklı çikolata. Oh yeah, yer fıstığı severim ben. Ama bunlar Rusça yazıyor herhalde değil mi? Evet, bunlar daha çok Rusya'da yapılıyor ama Azerbaycan'da çok iniliyor bunlar. Bak bol bol gelmiş, Azeri kardeşim bol bol getirmiş sonuçta. Zaten paket bu. Normalde bir tane getiriliyor, 3-4 kişi, 10 kişi yiyoruz yalnız ya. Yalnız bir şey diyeceğim, kim yazdıysa büyük yalan konuşmuş, bu çikolata değil helva. Helva mı? Daha iyi. Yani eve konuk geldiği zaman çayın yanında ikram edilir. Aa, çayın yanında falan. Evet. Sunflower helva. Helva diyor oğlum. Güne bakan helvası, yer fındıklı. Açılmıyor. Evet. Açılmıyor. Helva la bu. Çen yok ya kendi. Kendi. Helva, ooo güzel. Ya ben helvayı da çok severim biliyor musun? Koku çünkü bak, tahinli helva gibi. Aynen. Bakalım biz ne yiyeceğiz. Bekliyor bak. Sağ bekten oyuncu, sağ bekteki oyuncu yer fıstığı. Helva ya bu. Değil mi? Yalnız bu helva çok güzel. İçinde fındık parçaları var değil mi? Hmm. Harbiden güzel. İçinde şey var, yer fıstığı da var. Evet, yer fıstığı da var içinde. Daha çok Dolgo isim şeyi, adı. Buraya bunu getirirseniz iş yapar burada. Aynen. En azından burada iki tane alıcı var. Dost ve kardeş ülke, Azerbaycan ve süper helvası. Helva bek, yer fıstığı güzeldir. Ama... Banana. Banana. Ne ne ne, ne ne ne. Hadi Rocky! Rocky Balboa'nın yediği çikolata burada. Rocky, sallama. Rocky bir Amerikalı. Bir değil, iki değil, üç değil. Tam beş tane. Rocky filminin setinde bunu dağıtıyorlarmış biliyor musun? Karamelli, evet, fıstıklı. Karamelli, fıstıklı çikolata. Bunun içinde böyle karamel falan var. Oo. Karamel var. Koku falan da güzel duruyor. Bu bay... bay... ne oldu Ali, niye gülüyor? Rocky olmasının sebebi belli bence. Baksana bomba gibi duruyor. Bunu yiyen Rocky olur zaten. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Mesela bizim yalnız Türkiye'de... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Isıralım mı beraber? Isıralım abi. Hadi beraber. Ya güzel ama standart bir şey. Bu Türkiye'de var. Azerilerde paketlerdeki ürünler büyük büyük. Bol bol yani. Bizde çikolata şu kadar. Metroya falan mı andırıyor? Metro evet gibi. Metroya. Aynı metro gibi. Ufak. Metro olan, değil mi? Evet. Sen misafire tuttuğun çikolata bu kadar var mı? Yok. Yok. Bu yer altından gitmiyor ama. Nasıl yani? Ah, mideye gidiyor bu aslan. Metro. Ay ay tamam. Efsaneydi ya. Bir de Rocky'ye selam. Dediğim gibi sette dağıtıyorlarmış bunu. Ay espri yapmışsın daha önce. Bu iddialıyım bu konuda yani. Bu bilgi... Alıyorum. Aldım. Pranik. Geldi. Kurabiye. Onun isim var. Bu neydi? Pranik. Pranik. Priyanik. Priyanik. Çayın yanında yemekten sonra daha çok kullanılır. Kurabiye yani. Bu zaten evde yapılmıyor herhalde değil mi? Evde bu... yapılmıyor. Ama nasıl tamam kurabiye? İşte yiyesin gelmedi galiba. Pratik bir kurabiye mi acaba? Pratik bir. Güzel görünüyor. Bir değişik böyle bir katmanlar var üstünde. Bu kızın algısı.
bu kızın hayata bakışı, negatifliği, pozitifliği, her şeyi benden alıyor. Bir daha söyle. Pratik bir kurabiye. Pratik bir kurabiye. Çünkü adı Pranik. Evet. Güzelliğinden bayıldım. Ali, güzelliğinden bayıldım. Hiç pratik bir kurabiye değil bu arada. Taş gibi kurabiye bu. He. Bunu alacaksın, dağa çıkacaksın. Ağrı Dağı'na mesela. 3 gün yeter bu sana. Bizim pastanelerde portakallı kek satılır. Evet. Bilir misin böyle? Ha. Tamam. Ona benziyor. Bir farkı var bizim kurabiyelerden. Kurabiye mi ki? Bizimkiler ağzı dağılıyor ya. Hı hı. Bu dağılmıyor. Esnek. Evet, farklı bir şey. Bu bizim bir şeye benziyor ya bu tat. Her şeyi benzettin abi. E benziyor abi, benzetmeyeyim Ali. Allah, benziyor yani. Bir şeye benziyor. Kuru kuru yenmiyor. Kuru kuru gitmiyor. Ya buna böyle... Bir çay gerekiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok sade. Bunun içine ceviz parçaları, fındık falan koyulabilir. Üzüm koyulabilir. Ama neden? Kültürlerimiz aynı. Yani iki devlet bir milletiz. Aynen öyle. Hemen Azerbaycan'a şey yaz, mail yaz. Sizin Pranik adlı kurabiyenize tavsiyelerim vardı. Evet. İşte ceviz parçaları, havuç, tarçın. Hadi reklamı slogan olarak da pratik kurabiye. Tabii. Vallahi arkadaşlar buradan tüm Azerbaycan'a selam gönderiyoruz. Büyük selam olsun ya. Çok iyiymiş. Yani biz aç kalmayız. Gayet de güzel şeyler varmış. Tekrardan teşekkür ederiz sana Ali'ciğim. Ben de size çok teşekkür ederim. Bir de buraya kabul ettiğiniz için. Ne demek? Ne demek? Biz çok mutlu olduk. Çok sağ ol. Enerjin için, getirdikler için teşekkür ederiz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.